Hi class and welcome. Today we are going to see Unit 4 on the phone. In this unit, there will be vocabulary and phrases related to phone conversations. Let's begin. A phone conversation or handling a phone conversation. Our first part is introducing yourself or starting a conversation. While you are introducing yourself or starting a conversation, you use these phrases. It's Ali speaking. Ali speaking. Hello, this is Aslı. It's Aslı calling. Our next part is asking who is on the phone. While you are asking who is on the phone, you use these phrases. May I have your name, please? Excuse me, who is this? May I ask who is calling? Who is speaking? Our next section is asking to speak with someone on the phone. While you are asking to speak with someone on the phone, you use these phrases. Is Mr. Brown in? May I speak to Mr. Brown? Could you put me through to Mr. Brown? I would like to speak to Mr. Brown. Is Mr. Brown there? Is Mr. Brown available? Our next part is connecting someone on the phone. While you are connecting someone on the phone, you use these phrases. Please wait a minute. Just a second. Let me see if he is available. Hold the line. I will connect you now. And I will put you through to him. Next part is when someone isn't available. When someone isn't available, you use these phrases. She's not in right now. He has gone out. Sorry, she isn't here. I'm afraid she's busy now. I'm afraid Carlos is not available. I'm sorry, Mr. Adam is in a meeting now. The next part is leaving a message. While you are leaving a message, you use these phrases. Can I leave a message, please? No, it's okay. I will call him or her later. Could you ask to her call me? Can you tell him I called, please? She has my number. She will call me back. Could you tell him to contact Mr. Peter? The next part is taking a message. While you are taking a message, you use these phrases. Would you like to leave a message? Can I take a message? I will tell James that you called. Have you got a message for him or her? Could I take your name and number? May I ask who is calling? The next part is expressing problems on the phone. While you are expressing problems on the phone, you use these phrases. I can't hear you well. There is a bad connection. I didn't hear you. Please repeat it.
I'm sorry, you have the wrong number. Can you spell that for me? I don't understand. Could you repeat that? I'm sorry. Could you say that again? The next part is expressing concern and sympathy. While you are expressing concern and sympathy, you use these phrases. I'm sorry to hear that. I hope you feel better soon. Everything will be okay. What's the matter or what's the wrong with you? Are you all right? Is there anything I can do to help? The next part is finishing or ending a conversation. While you are finishing or ending a conversation, you use these phrases. Thanks for calling. Goodbye. I will call back later. I will talk to you soon. It was nice talking with you. I have to hang up the phone. We will meet up later. See you then. Bye. In formal phone conversation, you use these phrases. This is Adam Watson calling. May I speak to Mr. Watson? How can I help you? Hold on a moment, please. I will put you through to Mr. Watson. In informal phone conversations, you use these phrases. Hi, this is me, Şebnem. Hey, is Aslı there? What's up? Wait a minute. Take care. Unit 4 on the phone. In this part of the video, you are going to see grammar section future tenses. In this part, you will see will, decisions at the time of speaking, and be going to, planned actions. Evet arkadaşlar, diğer gramer konularında olduğu gibi bu gramer konusunda da size Türkçe yardımcı olmaya çalışacağım. Bugünkü gramer konularımız gelecek zamanlar. İlk gramer kalıbımız simple future tense, yani basit gelecek zaman. Basit gelecek zamanın anlamına baktığımız zaman planlanmamış gelecek zamanda diyebiliriz. Yani konuşma anında verilen kararlar şeklinde olabilir. Kalıplarımıza bakacağız. İlk önce olumlu kalıbımız affirmative, subject yani özne, will, fiilin birinci hali ve etc. dediğimiz tamamlayıcılar. Örneklere bakalım. It will rain tomorrow. Yarın yağmur yağacak. I will watch TV tonight. Bu akşam televizyon seyredeceğim. They will visit their cousins later. Kuzenlerini daha sonra ziyaret edecekler. Dediğimiz gibi bu örneklere de baktığımızda görüyoruz ki konuşma anında verilen kararlar diyebiliriz. Olumsuz kısmına bakalım. Negative forms. Subject yine öznemiz başa geliyor. Won't, will not kalıbının kısaltılmış halidir. Verb 1 fiilin birinci hali ve etc. tamamlayıcılar. I won't wear my suit. Takım elbisemi giymeyeceğim. They will not give you a present. Sana hediye vermeyecekler. Mary will not go shopping tomorrow. Mary yarın alışverişe gitmeyecek. Şimdi soru kalıplarına bakalım. Diğer soru kalıplarında olduğu gibi yardımcı fiilimiz yine başa gelecek. Yani will yardımcı fiili başa geliyor. Devamında subject yani özne, fiilin birinci hali ve etc. tamamlayıcılar. Örneklere bakalım. Will I create a new account? Yeni bir hesap mı oluşturacağım? Will you take the dog for a walk? Köpeği dışarı çıkaracak mısın?
Will he be at home this evening? O bu akşam evde olacak mı? Şimdi sizin için hazırladığımız bir etkinliğimiz var. Burada simple future tense, yani basit gelecek zaman kullanarak yapmanızı bekliyoruz. Biraz süre vereceğim yapmanız için arkadaşlar. Sonrasında açıklayarak hepsine tek tek bakacağız. Evet, beraber bakalım istiyorsanız. İlk örneğimizden başlayarak. The house is dirty. Ev nasılmış? Kirli. Hemen nasıl bir ifade gelecek bakalım. I will clean it on Sunday. Konuşma anı. Evin kirli olduğunu söylüyor ve I will clean it on Sunday. Pazar günü temizleyeceğini söylüyor. İkinciye baktığımız zaman ikincide bir soru kalıbı çıkacak karşımıza. Will you cook on Thursday, please? Perşembe günü sen yemek yapar mısın lütfen diye bir soru kalıbı çıktı. Üçüncü örneğimize bakalım. The dishwasher is broken. Bulaşık makinesinin bozuk olduğunu söylüyor ve o anda kimi arayacağını will ask a repairman to come Wednesday. Hangi gün? Çarşamba günü gelmesi için bir tamirciyi arayacağını söylüyor. Our friends, arkadaşlarımız ne yapacaklarmış? Will meet on Tuesday. Salı günü buluşacaklarmış. Cenk, evet burada bir soru olacak. Hike fiili. Hike fiili dağ yürüyüşüne çıkmak anlamı var. Will you hike with us on Friday? Bizimle beraber cuma günü dağ yürüyüşüne çıkar mısın gibi bir anlam var. Evet, if necessary, eğer gerekiyorsa, yine konuşma anında kurulacak bir cümleden bahsediyoruz. Will you carry the shopping bags to our cars? Eğer gerekiyorsa ne yapacağız? Alışveriş torbalarımızı arabaya taşıyacağız. Joe and Russ, burada da yine bir soru kalıbı çıkacak. Joe and Russ, öznelerimiz iki tane burada gördüğümüz için şöyle bir şey yapıyoruz. Will you read to the children on Sunday? Soru kalıbını da gördük. Nasıl yapıyoruz burayı? Pazar günü çocuklara siz mi okuyacaksınız gibi bir anlam çıkıyor. I guess, öyle tahmin ediyorum ki kalıbı. I guess I will ride the bus to save money. Para biriktirmek için bundan sonra otobüse bineceğim. Öyle tahmin ediyorum gibi bir kalıp çıktı karşımıza. The cookies are all gone. Bütün kurabiyeler bitmiş. Bir soru kalıbı çıkacak karşımıza. Will you buy some please? Biraz alır mısın? Diyor. Evet, 10. soruya baktığımız zaman we will win the race this year. Yine konuşma anında bu yıl yarışı biz kazanacağız anlamı var. 11. Everyone is hungry. Herkes aç. I will get some pizza. Ben ne yapacağım? Biraz pizza alacağım. Yine konuşma anı. Evet, konuşma anında sorulan yine bir soru. Sean, will you fix my car tomorrow? Benim arabamı yarın tamir edecek misin? Yine Bex'e sorulmuş bir soru. Will you go to Africa with us this summer? Bu yıl Afrika'ya sen de bizimle gidecek misin? Gibi bir kalıp var. Evet, son örneğimizde de if we take a trip, eğer bir gezi alacaksak, geziye gideceksek, we will buy plane tickets. Neler alacağız? Uçak biletlerini alacağız. Evet arkadaşlar, diğer kalıbımız yine gelecek zaman kalıplarımızdan birisi olan be going to, yani planlanmış gelecek. Bakın unutmuyoruz. Will planlanmamış gelecekti. Be going to ise planlanmış gelecek. Hemen olumlu kalıbımıza bakalım. Nasıl bir yapı bizi bekliyor? S subject, yani özne. Emizar var burada, çok önemli. Going to fiilin birinci hali ve tamamlayıcılar. Hemen örneklere bakalım. It is going to rain tomorrow. Planlanmışlık daha fazla burada ve kesinlik ifade etmesi gerekiyor. Örneklere baktığımız zaman dediğimiz gibi daha iyi anlayacağız. It is going to rain tomorrow. Yarın kesin yağmur yağacak. I'm going to watch TV tonight. Bu akşam kesin televizyon seyredeceğim. They are going to visit their cousins. Kuzenlerini kesin ziyaret edecekler. Burada dediğimiz gibi planlanmış bir
gelecek zaman içeriyor. Olumsuz kalıbına bakalım. Nasıl bir yapı bizi bekliyor? Subject, am not, isn't, aren't, going to, fiilim. Birinci hali ve tamamlayıcılar. I'm not going to wear my suit. Takım elbisemi kesin giymeyeceğim. They are not going to give you a present. Sana kesin hediye vermeyecekler. Mary is not going to go shopping tomorrow. Mary yarın kesinlikle alışverişe gitmeyecek. Be going to kalıbının soru kalıbına bakalım. Am is are başa gelecek. Subject sonrasında gelecek. Going to ve fiilin birinci hali ve tamamlayıcılar. Bakalım hemen nasıl örnekler vermişiz. Am I going to create a new account? Kesin yeni bir hesap mı oluşturacağım? Are you going to take the dog for a walk? Kesin köpeği dışarı çıkaracak mısın? Is he going to be at home this evening? Kesin o bu akşam evde olacak. Evet. Bu etkinliğimizde ise sizden future tense, simple future tense, basit gelecek zaman mı yoksa will, going to hangisini kullanacağımızı soruyoruz. İsterseniz yine beraber yapalım. Bu etkinlikleri yaparken öncelikle o anda verilmiş mi karar, konuşma anında mı yoksa daha öncesinden planlanmış mı buna bakarak yapmamız gerekiyor. Bunları açıklayarak yapacağım yine. Biraz daha bakmanızı izin vereceğim. Sonrasında açıklayarak yapacağım. Evet, ilk örneğimize bakalım. I feel energetic. Nasıl hissediyormuş? Enerjik hissediyormuş. Öyleyse I think ne yapacakmış? Evet, planlı mı, plansız mı sizce? Ve tabii ki de planlanmamış, konuşma anında söylediği için so I think I will run home. Eve koşacakmış. Evet, ikinci örneğimize bakalım. It has been decided that we are going to climb the Rocky Mountains next week. Burada zaten bize bir ipucu veriyor arkadaşlar. It has been decided. Karar verildi gibi. Be going to'da ne demiştik? Daha önceden planlanmış gelecek zaman demiştik. Evet, sizin de düşündüğünüz gibi olacak. We are going to climb. Üçüncüye bakalım. Who wants to come with me to the movies tonight? Evet, benimle beraber kim filme gelmek istiyor? That sounds fun. Evet, will olacak çünkü o anda karar verildi. Planlanmamış bir şey. Dördüncü örneğe bakalım. We have already made plans for a vacation. Evet, ne var burada? Bir tatil için plan yapmışlar. Evet, ne düşündüğünüzü anlayabiliyorum. We have decided we are going to visit our grandparents in London. Daha önceden karar verildiği için planlanmış bir gelecek zaman. O yüzden be going to kullandık. Tonight seems like a nice night, so to be outside, dışarıda olmak için çok güzel bir akşam gibi gözüküyor. O yüzden I think, evet, o yüzden yani o anda karar verildiği için tabii ki de will olacak. I think I will go for a walk after dinner. Ne yapacağını söylüyor. Yemekten sonra bir yürüyüşe çıkacağını söylüyor. Evet, diğer örneklerimiz de var. Yine yapmanız için zaman vereceğim size. Evet, yapalım isterseniz. Evet, 6. Have you thought about what you want to do after college? Evet, ne diyor buradaki soruda? Kolejden sonra ne yapacağını düşündün mü? Ne yapacağını düşündün mü gibi bir soru. Yes, I have decided. Evet, karar verdim. Evet, sizin de düşündüğünüz gibi karar verildiği için doğru cevabımız I'm going to become a vet. Ne olacağını söylüyor. Bir veteriner olacağını söylüyor. I guess
Aslında burada da bir ipucu var. Öyle düşünüyorum. Yani o anda verilmiş bir karar gibi geliyor. Hemen cevaba bakalım. I will. Evet. I guess I will help you clean the house if no one else will. Eğer kimse olmayacaksa sana evi temizlemende yardım edeceğimi düşünüyorum diyor. Evet, 8. örneğimize bakalım. My car tires look low on air. Evet, ne gibi görünüyormuş? Aracının lastikleri düşük gibi görünüyormuş. I think. Evet, I think kalıbı artık gördüğünüz gibi I think kalıbını görünce hemen bile gidiyor cevabımız. Öyle düşünüyorum. O anda verilmiş bir karar. I will fill them up at the next gas station. Bir sonraki benzin istasyonunda tamamlayacağım, dolduracağım anlamı var. 9'a bakalım. The weather forecast said that there is a 100% change yet. Örneğimizde ne diyor arkadaşlar? Hava durumunun söylediğine göre %100 ne şansı var? Yağma şansı var. O yüzden burada kullanacağımız kalıp be going to kalıbı olacak. Çünkü %100'lük bir şanstan bahsediyor. Bir sonraki örneğimize bakalım. Okay, I have an idea. After we play the game. Konuşma anı olduğu için arkadaşlar yine hemen will. Oyundan sonra ne yapalım? Biraz dondurma alalım. Evet, bir sonraki örneğimiz. Evet, kimden bahsediyor? Annesinden. Evet, neye gideceklerini, bu hafta sahile gideceklerini söylüyor. Daha önceden kararlaştırılmış olduğu için. Evet, diğer örneğimiz. If the bus, eğer otobüs başlamazsa gibi. How will we get school on time? Okula nasıl gideceğiz? O anda, yani konuşma anında olduğu için will kalıbını kullandık arkadaşlar. Evet. Thanks for watching. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere arkadaşlar.